Sen de mi aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar. Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Yatırımlarınızı dijital dünyada yönetmenin yeni yolu BTC Türk hisse ile hisse satış bedeli takas gününü beklemeden anında hesabınızda. Ayrıntılar için açıklamalardaki linke tıklayın. Trendspor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Konya Sporu deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray şampiyonluğu elde etti. Fenerbahçe'de son haftaya kadar yarış sürdürmüştü. Son haftada İstanbul 6-0 yendiler. Ama Galatasaray'ın Konya'da hata yapmamasıyla şampiyonluk sarı kırmızılı takımın oldu. Küme düşme hattında da büyük bir çekişme vardı. 4 takım birden düşme hattında e, ligde kalma hedefindeydi. Ve Ankara gücü küme düşen son takım oldu. Tüm bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Galatasaray 24. şampiyonluğunu aldı. Bir önceki hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye kaybettiğinden beri Galatasaraylılar bir stres içerisinde bir haftadır. Fakat taraftarların yaşadığı stresi Galatasaraylı futbolcuların yaşamadığını gördük. Konya deplasmanında oldukça sakin, özgüveni yüksek, kontrollü ve bir an için işini şansa bırakmayan bir Galatasaray vardı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü. Belki biraz 3-0'dan sonra Galatasaray konsantrasyonunu biraz daha gevşetmiş olabilir. Orada da golü yediler. 3-1 bitti maç ama 3-0 olana kadar son derece konsantre, gol pozisyonlarına giren, direktten topu dönen, kornerlerde de etkili olan pozisyonlar bulan Mauro Icardi'nin yine şapkadan tavşan çıkardığı maçlardan bir tanesinin yaşandığı bir maçtı Galatasaraylılar için ve Galatasaraylı futbolcular yüksek konsantrasyonla oynadıkları maçta beklenenden çok daha kolay bir galibiyet aldılar. Tabi Konya taraftarı da düşme potasında olduğu için takımları tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Sahaya konfetiler yağdı sık sık aralıklarla oyunda durduğu oldu. Fakat Galatasaraylı oyuncular bu kez durmadı. Bir önceki hafta derbide Mert Hakan yandaştan dolayı sık sık oyun durmuş ve Galatasaray'ın da temposu düşmüştü. E zaten oyunun içine girememişti Galatasaray derbi boyunca ama o sürekli duran oyun da Galatasaraylı oyuncuları bozmuştu. Bu maçta da benzeri olmuş olmasına rağmen bu kez Galatasaraylı oyuncular dış etmenlerin kendi oyun yapılarını bozmasına izin vermediler ve çok net bir galibiyet aldılar. Mauro Icardi yine az sayıda pozisyondan çok şık goller çıkardı. Hem kafa vuruşu çok zor bir kafa vuruşuyla golü yaptı ki çok iyi bir kafacı olduğunu biliyoruz. Hem de Drogba'nın Real Madrid e attığı modelde topukla golünü attı. Yine jeneriklere geçti Mauro Icardi ve gerçekten ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz. 25 golle gol kralı oldu Mauro Icardi ve sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinden itibaren bir türlü %100'ünü yakalayabilmiş bir Icardi yoktu. Maç sonu spiker yanına geldi ve işte onu açıklamalarda bulunurken %100'ümle oynayamadım bu sezonu. O yüzden biraz mutsuzum dedi. Spiker de dedi ki 25 golle gol kralı oldun bir de %100'ünle oynasaydın kim bilir ne olacaktı? Icardi de ona gülümsedi. Hakikaten de öyle bir durum var. Açıkçası bu şampiyonlukta yine X faktör oldu. Yani %100'üyle oynamadığını biliyor Görüyoruz. ve son haftalarda da bazı maçlardaki performansları düşüktü. Sadece Fenerbahçe derbisi değil. Bir önceki maç mesela Karagümrük deplasmanında da Mauro Icardi çok hareketsiz kalmıştı. Yine son haftalarda Adana Demirspor deplasmanında da Icardi'nin istediği etkinlikte olamadığını görüyorduk. Fakat bu final işlerde ceza sahasında yeterince topla buluşursa birinci de atamasa ikinci de üçüncü de attığını bir kez daha görmüş olduk. Maçın başında da böyle bir pozisyon yakalamıştı. Hadebe kademeye girmişti Konyaspor'un sol stoperi. Ama ikinci üçüncü pozisyon Onları yakalayınca bir şekilde bu golleri yapıyor Icardi. Bir yandan şampiyonluğu da belirledi Mauro Icardi'nin bitiriciliği. Şöyle Edin Dzeko sezonun ilk yarısında çok etkiliydi. Fakat Dzeko ile ilgili iki tane net maç hatırlıyorum. İki deplasman. Bir tanesi bu Konya deplasmanı. Dört tane net gol fırsatı kaçırdı Edin Dzeko. Bir tane de Adana Demir deplasmanı. Onda da 3-4 tane kaçırdığı gol pozisyonu var. Her iki deplasmanda 0-0 bitti. Fenerbahçe'nin 2'şer ikişer puan kaybettiği toplamda 4 puan kaybettiği 2 deplasma. Mauro Icardi'nin bu sezon boyunca böyle 4 tane net gol pozisyonuna girsin ve 0 golde kalsın. Takımı da maçı koparacak golü atamasın maçta 0-0 bitsin böyle bir maç hatırlamıyorum. Yani hareketsiz kaldı işte top getiremediler o da gol vuruşu yapamadı falan böyle maçlar oldu işte son olarak Fenerbahçe derbisi gibi. Ama bol pozisyon geldi takım arkadaşları ona fırsatlar yarattı. Fakat Icardi atamadı ve o yüzden de Galatasaray kazanamadı gibi bir maç 2 senedir olmadı. Ve Galatasaray'ın bu sene 56 resmi maçı var. Geçen sene de bir bu kadar vardı yani 100'ün üzerinde resmi maç var. Icardi'nin bitiremediği için Galatasaray'ın puan kaybettiği maç yok bu 100 küsür maçta. Dzeko'nun ise iki tane kritik maçta birçok gol fırsatından faydalanamadığını görüyoruz ve o 4 puanda şampiyonluk yolunda net belirleyici oldu. Dzeko da çok büyük oyuncu ve Fenerbahçe'nin bu seneki başarısında ne olursa olsun ikinci de olmuş olsalar Fenerbahçe sezonu kupayla kapatamamış da olsa 99 puan topladı ve başarılı denebilecek bir sezon geçirdi. Ve bu başarılı denebilecek sezonda da Edin Dzeko'nun performansı da yüksekti ama ne olursa olsun Santerforlar'ın bitiricilik performansları o kupayı yani neticeyi getirmekte çok büyük faktör oluyor ve bu faktörü bu farkı bir kez daha Konya maçında, Konya Galatasaray maçında Icardi'nin zor iki pozisyondan iki tane gol çıkarmasıyla ve maçı 0-0'dan 0-2'ye getirmesiyle bir kez daha görmüş olduk. Hani Mauro Icardi geçen haftaki etkisiz performansı nedeniyle sıkça eleştirildi, bizler de eleştirdik doğal olarak. Fakat yiğidi öldür hakkını ver demişler. Gerçekten %100'ünü bulamadığı haliyle bile 25 gol attı ve şampiyonluk yolunda da net belirleyici oldu. Ben Ceko ve Icardi'nin yer değiştirmiş olsa Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Son 2 senede Icardi etkisi 2 şampiyonluk getirdi Galatasaray'a. Bu çok çok büyük bir etkiydi ve bir önceki sene Fenerbahçe'nin Icardi'yi istemediğini de biliyoruz. Ne kadar belirleyici ve kritik bir karar olmuş bu. Bu akşam bir kez daha bunu görmüş olduk. Icardi Gol kralı oldu dedik 25 golle. Mertens de bir asist yaptı. Berkan kutluya asistini yaptı ve o da 16 asistle asist kralı oldu. Hayredinovic ve Tadic'in 14'er asisti var. Onlar da ikinci sırayı paylaşıyor Mertens'ten sonra. Mertens de bu asist krallığını son 3 aydaki performansıyla yakalamış oldu. Bugün Berkan'a yaptığı asist öyle çok asistlenecek bir pas değildi. Berkan'ın gol vuruşu daha ziyade dikkat çekiciydi. Aslında Karagümrük deplasmanında attığı golün çok benzerini attı. Berkan Kutlu. Belli ki bu tekniği ile ilgili kendisine yapılan eleştirileri kafaya takmış Berkan ve o konuda kendini geliştiren bir durumda. Son 3-4 haftada 2 tane benzer golü ceza saz dışından atmış olması da bunu gösteriyor. Ama onun dışında golden ziyade Berkan Kutlu'nun orta sahaya kattığı dinamizm ve çalışkanlık çok koşması Galatasaray'ın orta sahadaki geçirgenliğini de daha azalttı. Yani Adana Demirspor maçında da Kerem Demirbay ve Torreira oynamıştı orta sahada. Galatasaray'ın orta sahada çok kolay geçişe izin verdiğini ve kalesinde de bolca pozisyon gördüğünü hatırlıyoruz. Muslera o maçta devleşmişti. E daha sonra Karagümrük maçında yine benzer problemlerin yaşandığını hatırlıyoruz. Son dakika golüyle zor kazanmıştı Galatasaray. Fenerbahçe maçında benzer problem oldu. Fred net bir gol kaçırmıştı kontra atakta. Bu kez Okan Hoca Demirbay'ı kesti ve Berkan'ı koydu ve Konyaspor'un maç boyunca bir kontra atak yakalayabildiğini görmedik. Bir geçiş yakalayabildiğini görmedik. Bu da Berkan Kutlu'nun da doğru bir hamle olduğunu gösteriyor. Maç öncesi yaptığım programlarda ben Galatasaray'ın bu 11 ile çıkması gerektiğini düşündüğümü söylüyordum. Öyle de oldu. Stoper'de Nelson yerine Davinson ve Abdülkerim Bardakçı. Orta sahada da Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu başladı. Böyle olması gerektiğini düşünüyordum ben. Tam da düşündüğüm gibi bir ilk 11 çıktı. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim gibi orta sahada Galatasaray'ın çok geçişlere izin vermesi ve pres gücünün zayıflaması ile ilgiliydi. Berkan'ın orada dinamizmi arttıracağı, çalışkanlığı arttıracağı ve oradaki dominasyonu tekrar Galatasaray lehine getirebileceğini düşünüyordum. Öyle oldu. İkinci bir konu bu da Galatasaray'ın Konya deplasmanından çok rahat çıkmasını sağlayan ikinci konuda. Stoper'de Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisinin oynamasının gerektiği yönündeki düşüncem. Okan Hoca da buna gitmiş. Nelson ve Demirbay'ın bir sakatlığı da olduğunu da söylemiştim maç öncesinde ama her iki oyuncu da yedek kulübesindeydi buna karşın. Ve Davinson Abdülkerim'le çıktığında Galatasaray geriden topu çok daha hızlı çıkarıyor. Oyun kurulumu çok daha hızlanıyor. Pasın hızı artıyor ve pasın hızı arttığı zaman da kalite artıyor. Kalite arttığı zaman da Galatasaray kendisinden daha zayıf rakiplere karşı bilhassa çok net bir üstünlük sergileyebiliyor. Galatasaray rakip yaralarına alana çok daha net paslar çıkardı. Geride pasları çok daha hızlı gerçekleştirdi. Hızlı oyun kurdu ve o zaman da kalite daha net bir şekilde ortaya çıktı. Davinson ve Abdülkerim Bardakçı bu 38 maçlık serüvende Galatasaray için sadece 6 maç ilk 11 de yan yana oynamış oldular. Aslında ideal stoper ikilisi olarak görülüyorlardı sezon başlarında ama hem sakatlıkları hem Nelson'un bir dönemki tercih edilmesi sebebiyle çok az maçta birlikte oynadılar ama işte Ankara Gücü maçında da benzer bir durum vardı. Davinson'un oynadı Bu maçta da öyle oldu. Galatasaray Davinson Abdülkerim ikilisiyle çok daha dominant bir performans sergileyebiliyor açıkçası. Bu maçta da bunu görmüş olduk. Kerem Aktürkoğlu da iyi başladı uzun süre sonra konsantreydi, hırslıydı, istekliydi. Biraz bitiricilikte eksik kaldı. Barış Alper için de benzer bir durum söylenebilir. Maçın ilk yarısında 0-0 iken durum. Gerçi Barış Alper bir penaltıda almıştı bana göre ama VAR tarafından orta hakem uyarılmadı. İzlemeye de gelmedi hakem. Orada Hadebe'nin Barış'a bence bileğine bastığı bir pozisyon da vardı. Galatasaray hak etti. Maçın başından sonra hiç şans tanımadı rakibine. Daha henüz ilk 10 dakikada Abdülkerim'in kafası direkten döndü. Konya sporlu taraftarlar da bu arada Abdülkerim'i ıslıkla yuhaladı. Hakkında kötü tezahüratlar yaptılar. Onun da sebebini anlayamadım. Abdülkerim Bardakçı Konya Spor'a yıllarca hizmet eden, Konya Spor'dan yetişmiş bir oyuncu. Konya Spor'un önemli başarılarında da rol oynadı. Daha sonra Konya Spor'a para kazandırarak Galatasaray'a transfer oldu. Ve Galatasaray'da da Konya'nın plakası olan 42 numarayı giyiyor. Hani Konya Spor'u da yaşatmaya devam ediyor. Buna rağmen de ıslıkladılar oyuncuyu, yuhaladılar. Öyle olunca da Abdülkerim çok daha konsantre ve verimli oynadı. Bu taraftarların psikolojilerini anlamak gerçekten zor. Geçen haftaki derbide de Mert Hakan'ı yuhalayan Galatasaray taraftarı kendi takımının oyun yapısını baltalamaya sebep olmuştu. Benzer bir şekilde Konya Spor taraftarı da daha çok Abdülkerim'in motive ve hırslı bir şekilde oynamasına sebep oldu. Anlaşılır değil gerçekten. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma. Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. BTC Türk hisse ile altın alımı artık çok kolay. Nasıl mı? Fiyatlar ekranında altın S1 şeklinde aratarak ...Darpane Altın Sertifikasına ulaşabilir, kolayca alım satım yapabilirsiniz. Ayrıntılar için açıklamalardaki linke tıklayın. Öbür tarafta Fenerbahçe de net bir galibiyet aldı 6-0'lık. Goller buldular. İstanbulspor'da da çok sayıda eksik vardı yani zaten eksilmişlerdi devre arasında. Düştüler gözüyle baktı bizzat kendi yönetimi ve birçok oyuncuyu devre arasında göndermişlerdi zaten. Ama sezonun ikinci yarısında kalan oyuncu grubundan da çok büyük eksikler vardı yani bu maçta. Losay yoktu, Simon Deli yoktu, Mehmet yoktu. Yani İstanbulspor'un farklı bir mağlubiyet alması beklenen bir durumdu. Ben hatta belki Ceko 3-4 gol atıp gol krallığını alabilir mi? Tadic birkaç asist yapıp asist krallığını alabilir mi diye düşünüyordum. Tadic bir asist yaptı ama Ceko sadece ben altı golünü atabildi. Zaten devrede de çıktı oyundan. Ondan gol krallığı ile ilgili bir şey gelmedi. Tadic de asist krallığını yakalayamadı ama Fenerbahçe farklı galip gelmeyi başardı. Yine de bir teselli oldu mu bilmiyorum tabi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda Ali Koç'un posterlerini de yırttı. O, o tip görüntüler de vardı. Tabii ki Fenerbahçe taraftarında psikolojik olarak bu durumdan etkilendiğini görebiliyoruz, anlıyoruz. Gayet de anlaşılır bir durum aslında. 10 yıl oldu ve Fenerbahçe'de de önümüzdeki hafta seçim olacak. Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Yeni dönemde kim Fenerbahçe'nin başkanı olacak bunları da göreceğiz. Düşme hattı da tabii çok kritikti. Düşme hattında aslında Konya Spor maçın böyle bir 60-70. dakikasına kadar düşüyor gözüküyordu. Taraftar mutsuzdu, tribünler sessizleşmişti Maç 3-0 olunca. iyice moral, motivasyon Aşağıya düşmüştü fakat Trabzonspor önce beraberliği yakaladı, sonra yeniden yenik duruma düştü ama sonra tekrar beraberlik ve ardarda gollerle 4-2'lik bir galibiyeti buldu. Trabzonspor kazanınca Ankara Gücü düşmeye geriledi. Hatayspor da kendi sahasında Rizespor'u 2-0 yendi ve Hatayspor kurtardı. Gerçekten Ösen Pulat çok büyük bir iş başardı. Ve düştü gözüyle bakılan Hatay Spor'u son haftalardaki ardarda arda galibiyetleriyle ligde tutmayı başardı Konya Spor'da mağlup olmasına rağmen Ankara Gücü Trabzonspor'a yenilince ligde kalmış oldu Ve küme düşen 4. takımda Ankara Gücü oldu Gaziantep'te Pendik karşısında istediği sonucu elde etti Onlar da ligde kaldılar Ama Ankara Gücü büyük bir hayal kırıklığıyla Küme düşen takım oldu Açıkçası Ankara Gücü sene başında kurduğu kadroyla dikkatleri çekiyordu. Geri Rodriguez'leri almıştı. Birçok önemli ismi transfer etmişti. İşte Alanya Spor'da göz doğruluran Efkan'ı almışlardı. Tolga Ciğerci gibi deneyimli bir oyuncuyu transfer etmişlerdi. E devre arası da Basagokluk gibi önemli oyuncular aldılar. Ali Soğuz geçen seneden yine takımın önemli ismiydi. Fakat hem Emre Belezoğlu döneminde hem ondan önceki sezon başlangıç bölümünde Ankara gücü hep beklentilerin çok altında kaldı. Yine de Emre Belezoğlu göreve geldikten sonra bile orta sıraların biraz altında bir takımdı. Düşme potasına yakın bile değil değildi aslında Ankara gücü. Fazla yakın değildi diyeyim en azından. Fakat kadro kalitesine rağmen ve Emre Belezoğlu göreve geldiğindeki puan avantajına rağmen Ankara gücü küme düşmüş oldu. Son haftalarda da aslında ligde kalmak için avantaj Ankara gücünün elindeydi. Kendi sahalarında Pendi'yi yenemediler. Bu çok büyük bir problemdi. Hatay'a kaybettiler. Sonuçta puan durumundaki rakipleriydiler ve işte Trabzonspor'da üçüncülüğü garantilemiş olan Trabzonspor'da maça yedek ve rotasyon ağırlıklı çıkmıştı. Buna rağmen Trabzonspor'da kaybettiler ve küme düştüler. Zaten maçtan birkaç gün önce Geri Rodriguez açıklamalarda bulunmuştu. Emre Belezoğlu'nun egosu yüzünden bu takıma alınmıyorum demişti ve Ankara gücü küme düşmüş oldu. Lig'de 24. kez şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ı kutluyorum. Ligde kalan takımları da kutluyorum. Çok Özel bir sezondu gerçekten. Rekorlar kırılan bir sezondu. Galatasaray puan rekorunu kırdı. 102 puanla puan rekorunu kırdı. Fenerbahçe'de 99 puan toplamış olmasına rağmen şampiyon olamayan takım olma rekorunu kırdı. Biraz Manchester City ile Liverpool'un geçtiğimiz birkaç sene önceki şampiyonluk rekabetini hatırlatan Puan sayılarıydı bunlar Tabi 3. 4. 5. sıradaki takımların Çok geride kalmasıyla da ilgili bir durumdu bu Ama ne olursa olsun Galatasaray ve Fenerbahçe çok büyük bir iş başardılar Herkesi tebrik ediyorum Bu sezonla ilgili olarak çok yorucu Ve yıpratıcı bir sezondu Şimdi herkes hak ettiği tatile gidebilir Ve daha sonra da zaten milli takım var Euro 2024 var Umarız oyuncular bir an önce hazır olur Ve Euro 2024'te de bu rekabetin Net bir çıktısını alabiliriz Çünkü son 2 senede bu rekabetin, şiddetli rekabetin yükselttiği çok sayıda oyuncu var. Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu vesaire gibi. Bunlar Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan ve bu rekabet sonucunda son 2 senede ciddi gelişim göstermiş oyuncular. Umarız bu gelişimler ve bu performanslar Euro 2024'de de yansır. Bu son iki sezondur devam eden müthiş şampiyonluk yarışını milli takım içinde bir artıya çeviririz ve Euro 2024'te bu bizler için güzel bir çıktı olur diyeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca haftaların gündemini tutmuş olduk Transpor'da ve böylece bu sezonun da sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla. Hızlı, avantajlı ve kolay hemen kullan özelliği, emtialar ve borsa yatırım fonlarına erişim, kolay arayüz ve 7/24 para transferi özellikleriyle BTC Türk hissinin sunduğu yeni nesil dijital yatırım deneyimine hemen başlayın.